Yasemin, ne yapıyorsun? Yeni alacağımız fotoğraf makinesi için para biriktiriyorum. O fotoğraf makinesi kaç para sen biliyor musun? Nasıl birikecek o kadar para? Birikir birikir, sen merak etme. Bu arada elin nasıl oldu, hala acıyor mu? Biraz acıyor ama fena değil. Peki. Ne yapıyorsun Özgür? Tatil için plan yapmaya çalışıyorum. Öyleyse tatil fotoğraflarımızı da yeni makinemizle çekeriz. Aa, aldın mı? Evet. Parayı biriktirdin demek. Biriktirdim tabii ki. Atalar ne demiş? Damlaya damlaya göl olur. Harika bir makina. Şu özelliklerine bir baksana. Güzelmiş. Atalar ne der bilir misiniz çocuklar? Damlaya damlaya göl olur derler. Neden böyle derler bilir misiniz? Çünkü bilir atalar, azar azar ola gelen şeylerin birikerek önemli bir niceliğe ulaşacağı için küçümsenmeyeceğini. Bilirsiniz eski zamanlarda atalarımız koyun, keçi güderdi. Yaylalarda, ovalarda otlatırlardı. Bir gün bir çoban sürüsünü yanlış yöne doğru götürmüş, sudan uzak düşmüş. Yaz sıcağında susayan hayvanlar için oraya bakmış, su yok, buraya bakmış, su yok. Derken bir ses duymuş, ince bir su damlar dururmuş. Fakat o kadarcık su yetmezmiş onun sürüsüne. Devam etmiş aramaya, fakat yok bir damla su civarda. Döneyim demiş kendi kendine. Belki birkaç koyunum varır benimle obaya. Dönüş yolunda bakıp ne görsün? Damlayan su olmuş sana göl. Koşmuş koyunları içmiş suyu bol bol. Çoban sürüsüyle dönmüş obaya. Anlatmış olup biteni gence yaşlıya. Bu vakitten sonra herkes öğrenmiş. Az diyerek küçümseme. Gün olur az çok olur. Unutmayın, damlaya damlaya göl olur.